Dostlar günaydın. Tabii siz izlerken tünaydın olacak. Çünkü biz 3 gündür sokağa çıkma yasağından ötürü görüşemiyoruz. Ben değil o. Ha ben çıkıyorum da. O çıkamıyor. Evet. ÇKS'si var arkadaşın. Çoban olduğum için. Cuma, cumartesi, pazar ben olmadığım için ekonomi, dolar ve borsada çok ciddi değişiklikler var. Apar topar bu videoyu çekmek istiyoruz. Öğleni yetiştirmek istiyoruz. Borsada neler olacak? Dolar 7 liranın üzerine çıktı. Ne diyorsun? Bu videonun acil çekilmesini zaten ben istedim. Çünkü öyle kritik bir yerdeyiz ki. Şimdi peşinen uyarayım. Videonun altında açıklama bölümünde var ama burada anlatacaklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani anlatacaklarımıza bakıp bir yatırım kararı vermeniz uygun sonuçlar doğurmayabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece bir fikir. Ben anlatıyorum. Ona göre dinleyin diye sorumluluk kabul etmiyoruz. Anlatacaklarım biraz çünkü kritik. Yanlış anlaşılmalara mahal verebilir. Peşinen uyarayım. Şimdi dolar için de borsa için de çok acayip bir noktadayız. Dolar 7 TL'nin üzerinde 10 gün falan tırmaladı 7 liraya yakalayacağım diye. Sürekli bir aşağı verildi ama gitmedi. Ben orada ısrarla duracağım dedi. 7'nin altında 7'nin en son cuma akşamı 7'nin üzerine attı kendini. Ve şu anda bu sabah da 7.02 ile başladık. Doların bulunduğu yer çok kritik. Borsanın bulunduğu yer yine aynı şekilde çok kritik. 100.000'in üzerine attı. Herkesin kafasında böyle bir iştahla acaba gideceğiz mi, kalacağız mı durumları var. İkisini de ayrı ayrı yorumlayacağım. Dolar için çok enteresan söylentiler var. Ben yakın zamanda kuvvetli bir dolar atağı yaşanacağını söyleyen pek çok ekonomisti dinledim geçen hafta. Ki bunlar boş adamlar değil. Gerçekten en doluları bunu söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin kritik seviyede azalmış olması ve bunu insanların biliyor olması doların 7 liranın altında tutunamamasına sebebiyet veren durumdu. Çünkü ne kadar piyasaya dolar salarsan sal, karşıda birileri senin elinde doların az olduğunu gördüğü için almaya devam etti. Kartlar açık, bizim kartlar açık. Merkez Bankası satıyor. Karşıdaki de diyor ki zaten dayanamayacaksın yarın öbür gün. Ben almaya devam ediyorum. Şu anda alıcılar galip 7 liranın üstüne attı. 7 liranın üzerinde 1-2 günlük kapanma demek teknik olarak bizi daha yukarılara götürecektir. Dediğim gibi duyduğum senaryolar pek iç açıcı değil. Çok yakın vadede büyük bir kur hatağı bekliyorlar. Bu benim fikrim değil. Benim fikrimi söyleyeceğim. Ben yine doların hani İtalya'ya gideceğini söylemiştim ya bir videodan. 5.20'lerden başlayarak ben dolarla ilgili fikrimi zamanında ne söylediysem hala aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Belki kendimi tekrar ediyorum ama bununla gurur duyuyorum. Çünkü o zaman söylediklerim tornistan yapmadan aynı şekilde devam ediyor. Ben o kadar sert, o kadar ani ve o kadar sert bir kur hatağını yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama yakın vadede bir 7.20'yi deneyeceğimizi, 7.20'yi aşarsak yine yavaş yavaş yukarıya doğru gideceğimizi, yani geminin İtalya'ya doğru süzülmekte olduğunu tekrar söyleyeyim. Gemi İtalya'ya gidecekse gidecek dedik ya, İtalya'ya doğru gidiyor. Daha henüz 7 lira bahsettiğim İtalya değil. Ama çok da uzak değil İtalya'ya artık. Onu benim içimdeki fikir öyle söylüyor. Biraz neye benzeteyim bunu biliyor musun? Eski kaleci Yaşar vardı. Kova Yaşar. Namı değer Kova Yaşar. Onun bayağı zaman, eski. Tabii. Ben onunla tanışma, tokalaşma şerefine nail olduğum küçücük çocukken. Bir maçtan sonra şeyde Dolmabahçe stadından çıktı. Karşılaştık. İşte tokalaştık. Ben sarıldım falan. Böyle bak bitmeyen bir adam. Milli takımın da kalecisiydi. Bizim o dönem İngiltere ile yaptığımız maçlarda bir sıkıntı vardı. Maçlar aynı skorla bitiyordu. Yasin çıktı bir maça, bir maça Yaşar. Yaşar 8 yedi İngiltere'de. Bir sonraki maç Yasin oynayacak kalede. Yasin diyor ki abi çok korkuyorum diyor, ne olacak diyor. Yaşar diyor ki ya oğlum ne korkuyorsun diyor. 7 olur, 9 olur, 8 olmaz diyor. O maç da 8-0 bitti. Benim benzetmemin nedeni buradan artık bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı insanların kafasında. Yani ben doların senaryosunun o İngiltere-Türkiye maçlarının senaryosuna benzer olacağını düşünüyorum. Ya Yaşar'ın dediği gibi 7 olur 9 olur diyor ama 8 oluyor. Benim de kafamdan geçen yakın zaman değilse bile 8 liraya doğru yollanacağı evet. Yönünde. Bu bir şey olsun, anekdotla canlandıralım evet. İnsanların gözünde. Daha önce böyle bir rakam telaffuz etmemiştim. Hep gideceği yer, gideceği yer, gideceği yer diyordu. Yani benim gözümde şu anda yönetenlerin de çok sıkıntı yaşamayacağı bir rakam olarak görünüyor. 8 civarı. Ama çok hızlı gideceğimizi düşünmüyorum. Yani kur hata olacağını düşünmüyorum.
Bakalım zaman gösterecek. Acaba onlar mı haklı çıkacak yoksa ben mi haklı çıkacağım? Belki de evet. Geri düşecek. Dolar düşer mi diye kendi kendime soruyorum günlerdir, haftalardır. Dolar düşer mi arkadaşlar? Dolar düşme ihtimali neredeyse yok gibi. Neden? Çünkü bir para çiftini, birbirine karşı olan değerini belirleyen en temel şey o paranın arkasındaki üretim gücü. Ve yakın zamanda biz üretim gücümüzle bir şeyler katabilecek durumda değiliz. Kaldı ki koronavirüs durumu da olduğu için üretim neredeyse yok seviyesinde. Zaten biz hani üretimimizle ayakta duran bir ülke değiliz. Döndürebildiğimiz borçla ve ara mal ithal edip işte onu burada işleyip arabaya çevirip mesela ihracat yazan bir ülkeyiz. Yani biz kağıt ekonomisiyle dönüyoruz. Üretim ekonomisiyle pek dönen bir ülke değiliz. O bakımdan hani bir dolara karşı güçlenme, reel bir güçlenme olma ihtimali neredeyse sıfır. Bu dönemde özellikle. Bu dönemde kesinlikle. Zor. Merkez Bankası'nın elindeki rezervlerin kritik seviyede olduğunu, hatta olmadığını söyleyenler var. Eğer bunlar gerçekse bu da düşememesi için bir etken. Şimdi yavaş yavaş şey de ortadan kalkıyor. Koronavirüs perdesi de ortadan kalkıyor. O perde ortadan kalktıktan sonra gün yüzüne enkaz çıkacak. İşte zombi şirketler artık ayakta duramayan, yani zombilerin de artık yıkıldığını göreceksin. Bu hani böyle böyle yürüyorlar ya, artık diye düşüyorlar falan. O zombiler de artık düşecek muhtemelen. Bu da iç açıcı bir durum değil. Yani neresinden tutarsan tut, TL'nin dolara ya da başka bir para birimine karşı değer kazanması neredeyse imkansız görünüyor. Maalesef söylüyorum, evet. Üzülerek söylüyorum. Ama durum bu. Genel bilgi olarak TL'nin dolara karşı veya başka bir para birimine karşı değer kazanması için yapılması gerekenler birkaç maddeyle neler? Bakan Albayrak diyordu ya, hani bir meşhur videosu var. Yapısal reformlar, yapısal reformlar. Nedir bu yapısal reformlar? İşte o yapısal reformlar az önce bahsettiğim bizde olmayan şeyler. Evet. Üretim. Zaten hızlı bir şekilde buna geçiş yapamazsın. Bir taban hazırlaman lazım. O yavaş yavaş hayata geçecek ve uzun vadede sana gerçekten değer katacak. Evet. Kısa vadede ne yaparsın? Yine Bakan Albayrak'tan örnek vereyim. 5.20'lere düştüğü zaman çıkıp şey dedi ya, demir yumruklarla düşürdük doları diye. Şimdi demir yumruklarla doları 5.20'ye düşürürsen vurduğun yerde gül biter, bir bakmışsın 7 lira. Bir bakmışsın yarın öbür gün 8 lira. O yüzden o senin demir yumruk dediğin şey aslında demir yumruk değil. Onlar kağıt baskılama. Ekonomisi. Evet, baskılama. İşte dolar satma, piyasada dolar sabitlemeye çalışma falan. Swap oyunları. Kağıt ekonomisi. Evet. Kağıt ekonomisi seni buradan buraya götür. Sonra gidemez. O yüzden benim dolar TL ya da TL karşılığı herhangi bir döviz üzerinde TL için pek iç açıcı şeyler konuşamıyorum maalesef. Ve bu durum beni gerçekten üzüyor. Ama gerçekler. Gerçek yani. Yaşanan. Ne yapayım ben şimdi şey mi diyeyim? Aa yürüyün yürüyün falan diyeyim yani. O öyle bir şey yok. 7 liralarda şöyle bir şey var. 10 gün falan şu geliyordu hep aklımda. Bakıyorum şimdi 6.99 oradan satış geliyor. 6.93 tekrar bir gün sonra 6.99. 6.95 6.99 şey gibi oldu hani. Yine futboldan örnek vereyim. Halı sahada çok senin takım oyuncuların kaledesindir. Senin takım oyuncuların böyle gider kafasına göre takılır. Karşıda da biraz daha organize bir takım vardır. Kaleci bir ara feryat eder. Allah'ını seven defansa gelsin diye. Şimdi dolar TL'nin durumu şu anda o. Allah'ını seven defansa gelsin. Yani satabildiğimiz kadar satalım. Kamu bankaları aracılığıyla dolar salalım piyasaya. Ya biz maalesef hani Özgür Demirtaş'la karşısında bir tane zat muhteremin bir hikayesi var ya. Şak satarım 10 milyar dolar. Şak satarım 10 milyar daha. Şak satarım 10 milyar dolar diye ya. Maalesef biz orada karşıda oturan Özgür Demirtaş'ın dediğini değil de güldüğümüz bu zat-ı muhteremin söylediğini yaptık. Yani izlerken kahkahalarla güldüğümüz zat-ı muhteremin söylediğini hayata geçirdik. Özgür Demirtaş'a soruyor ya Ahmet Hakan. Olmaz mı diyor. O da diyor olmaz. Olmaz. Olmadı da. Yatırım tavsiyesi değildir ama dolarda bir düşüş beklemiyorum açıkçası. Dramatik bir kur hata da beklemiyorum. Çünkü ben hala bazı silahlarının olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın ve hükümetin elinde gizli, arada şapkadan tavşan çıkartan silahları olduğunu düşünüyorum.
O yüzden içgüdüsel belki de söylediklerim. Hani yakın zamanda bir kur hata olmayacak bence. Ama o silahları da silahlarında 7 seviyesinin altına indiremeyeceğini, bu seviyelerde 8'e gidene kadar yavaşlatabileceğini mi düşünüyorsun? İndirebilir. 7 seviyesinin altına düşmez demiyorum. Kalıcı olan şey olması gereken değere muhakkak ulaşacak. Ama arada dedim ya, gemi İtalya'ya giderken arada Yunanistan'a uğrayabilir diye. İşte kağıt ekonomisiyle sen tekrar bir aşağı verebilirsin. Tekrar çıkıp demir yumruklarla 6,5 liraya düşürdük diyebilir. Ama işte bu kalıcı olmayacak. Kalıcı olan gideceği yer. O yüzden dediğim şey 7'nin altına düşmez falan diye bir algı oluşmasın. Tamam. Düşer mi diye sorarsan bence düşmez. Yani zor. Arada anlık görür falan, bir gider gelir. Bu hafta çok kritik. Hani 7 liranın üzerinde kapatması, özellikle 7.05'in üzerinde kapatması, teknik analize baktım bu arada. 7.05'in üzerinde falan kapatması kısa zamanda bir 7.20 denemesi gösterir. Evet. Dolar için söyleyeceklerim bu kadar. Borsaya geçelim mi? Tamam. Borsada aylar önce ne söylediysem aynısı geçerli. Şu anda 100.000'in üzerinde bu sabah. Muhtemelen Avrupa borsalarında, Amerika'da falan bir düşüş var. Muhtemelen 100.000'in altına atacak. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Fakat bu seviyeler benim için satılabilir güzel yerler. Ben şu anda yatırımcı olsam, yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi adıma söylüyorum. Yatırımcı olsam 100 binlerden vadeli işlem ve opsiyon borsasında endeks şortlamaya başlardım. Endeks şortlama artık biliyorsun herhalde. Evet. Yani satışını yapardım. Tekrarlayalım istersen. Burada bir olsun. Bilgi olarak. Daha önceki bölümlerimizi izlemeyenler için. Forex serisini izlemeyenler olabilir. Diğer bir bölümlerimiz, eğitici diğer bölümlerimizi izlemeyenler için. Çünkü dolar başlığı çok can alıcı. Bunlar çok izleniyordu. O Forex, Bitcoin, eğitici, para nasıl oluşur serileri daha az izleniyor. Evet. Onları izlemeyenler için. Vadeli işlem ve opsiyon borsasında endeks kontratı var. Endeks 30 kontratı var. Ve 10 kaldıraçlı. Orada endeks üzerinde yükselir ya da düşer diye işlem yapabiliyorsun. Hı hı. Yani yükseleceğini düşünüyorsan uzun pozisyon alıyorsun, düşeceğini düşünüyorsan kısa pozisyon alıyorsun. Kısa pozisyon aldıysan ve düşerse para kazanıyorsun. 10 kaldıraçlı olarak. Evet. Daha önce ben 117 binlerdeyken, yanlış hatırlamıyorsam, buralar şortlamak için güzel yerler demiştim. Biraz daha yükselirse biraz daha yukarıdan yine şortlarsın demiştim. Şimdi 125 binlere gitti diye hatırlıyorum. 125 binlerden şortlayıp 80 binlerden pozisyon kapatan bir adam dünyanın parasını kazanmıştır. Şu sıralarda bu ay için özellikle bir karamsarlık var borsa tarafında. Ben bir dalga daha beklediğimi söylemiştim. O dalga muhtemelen bu ay içerisinde gerçekleşebilir. Durum öyle gözüküyor. Çünkü perdeler kalkıyor. Perdeler kalktığı zaman göreceğiz diye düşünüyorum. Hem Avrupa hem dünya borsaları hem de bizim borsamız buna birbirine paralel olarak yeni bir dip arayışına gidebilir. Yatırım tavsiyesi değildir, tekrar tekrar söylüyorum. Evet. Ama şu anda çok iç açıcı yerlerde değiliz. Daha borsa ile ilgili düşüşe şöyle biraz daha ihtimal veriyorum. Bu tezimi şöyle biraz daha kuvvetlendiriyorum. İnsanlar 80 binlerden 100 binlere gelince yine o şey şarkılarını söylemeye başladılar. 135 bin, 150 bin şarkıları söylemeye başladılar. Ne zaman bunları duydun? Oradan kaç. Dolar için de mesela 8 lira gibi bir atak bekliyoruz falan diyorlar ya bu hafta 10 gün içinde falan. O yüzden o atağın da çok dillendirilmiş olduğu için gelmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Şehir dedikodusu mu bunlar? Yok. Borsa için borsacılar manipülasyon severler mu yani? Yok. Manipülasyon değil. Severler, tamam mı? Yükselirken enerjiyi yükseltmeyi. Aracı kurumlar da bunu yapar. Çünkü müşteri sayısı artacak, işlem sayısı artacak. Yeni gelenler daha önce 80 binlerden alıp 100 binlere kadar güzel para kazanmış ve 100 binlerdeyken birilerine malı çakmaya çalışan arkadaşlar. Gelin buraya, burası çok güzel, bak su çok güzel. Önce biraz soğuk ama sonra alışırsınız. Sonra 100 binler küsürlerden oraya girer küçük yatırımcı. Sonra az evvel gelin diyen adam var ya, alır parsayı ilerler. Anladın? Evet. Yani bunlar tuzaklı sorular, evet. Bunlar. Öyle sizi her çağrının yanına atlamayın deniz. Keriz olmayın. Biraz düşünmek lazım üzerinde. Ya çünkü 80 bin lira aldı, 100 bine geldi. Adam malı satacak ki paraya çevirecek, karını cebine, evet, koyacak. Sen 100 binden aldın, 120 bine gideceksin. Bir de orada bir keriz bulacaksın, malı çıkacaksın. Zor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bak şu anda şey yani söylerken diken de... Üstündesin. Diken üstünde şeyden değilim.
Hani benim bu söylediklerime bakıp yatırım tavsiyesi değildir deyip ben kendimi korumaya alıyorum. Ama insanlarda da tabii böyle dedi, bu zamana kadar söylediği her şey çıktı, gene böyle olacak diye gidip bir saldırma olmasın yani. Ben bu zamana kadar yine fikirlerimi söyledim, yine fikirlerimi söylüyorum. Daha öncekiler tuttu, bu tutmayabilir. O evet. Yüzden yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sonra kalbiniz kırılmasın karşılıklı. Tamam mı? Benim için tamam. Dostlar, bu bölümün de sonuna geldik. Eğer sizin kafanızda soru işaretleri varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ve videomuzu eğer beğendiyseniz desteklemek amacıyla beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Çünkü eğer bildirim zilini açarsanız tüm videoların bildirimi size gelir ve bu değerli bilgileri ilk siz duymuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.